Harvard Üniversitesi Transatlantik İlişkiler Programı Başkanı Manuel Muniz, Başkan Trump'ın ilk 100 günündeki başarısızlık listesinin başarılarına göre daha uzun olduğunu söyledi. You know, I mean uh, Trump'ın Keystone boru hattını yürürlüğe koyduğunu, Suriye'de daha doğru bir yola girdiğini söylemek mümkün. NATO hakkında da daha olumlu davranıyor. Ancak iç siyasette önemli başarısızlıkları var kabinesine doğru isimler bulmakta zorlandığı da bir gerçek. Obama ilk 100 gününde 190 kişiyi atamışken Trump sadece 58 atama yapabildi. Bu kadar yavaş ilerlemesinin sıkıntıları olacaktır. Çin politikasında tek Çin siyasetine geri dönmesi ve Çin'in para birimi değeri üzerinde oynama yaptığı söyleminden vazgeçmesi önemli bir değişiklik. Bu tür büyük konularda siyasi değişikliğe gitmesi aslında kendi görüşleriyle Amerika'nın dış siyasetinin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Manuel Muniz'e göre, başkan iç siyasette büyük oranda başarısız olsa da, Amerika'nın köklü bir kuvvetler ayrılığı geleneğine sahip olan demokrasisi ve siyasi yapısı Trump'ı doğru yola yönlendirecektir. Bence Trump giderek sınırlarını öğreniyor ve bu sınırlar içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini daha iyi anlıyor. Çünkü bu alanda onu kısıtlayan unsurlar var. Başkan Trump bize bir Amerikan başkanının kendisine verilen alanda ne kadar manevra yapabileceğini gösterecek. Çünkü önümüzdeki dönemde Trump'la farklı devlet daireleri arasındaki çekişmelere daha çok tanık olacağız. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası Güvenlik İlişkileri bölümünde 2012 yılına kadar müsteşarlık yapan Ellen O'Kane Tavşır da Trump'ın ilk yüz günündeki performansını değerlendirdi. Tavşır sadece Trump'ın değil muhalefetin de başarısızlıklarının konuşulması gerektiğinin altını çizdi. Bence başarısızlıkları ortada. Bütün hükümet ve devlet kurumları kendi kontrolü altında ama buna rağmen henüz tam bir yasama planı yok. Cumhuriyetçiler hem senato hem de temsilciler meclisi hem de Beyaz Sarayı yönetiyor. Ancak istedikleri yasaları çıkaramıyorlar. Neden? Çünkü öncelik verdikleri değerler felaket. Amerikalılar başkanın aceleciliğinden kaygılanıyor. Başkanın sicili kötü, verdiği sözleri tutmadığı biliniyor. Seçim kampanyası boyunca verdiği sözler sadece kendi yararınaydı. Ancak şimdi iş başa düştü ve herkese daha doğru bir tavır göstermesi lazım. Amerikalılar ayrıştırıcı ve bölücü bir başkanın yerine sağlıklı karar veren bir lider görmek istiyor. Panele katılan bir diğer konuşmacı da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör John Negroponte'ydi. Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı da yapan Negroponte'ye göre ilk 100 gününde yaptıklarına bakarak Trump'ın başkanlığının ne ölçüde başarılı olacağını değerlendirmek doğru olmaz. İlk yüz güne bakarak bir hükümete not vermek adil olmaz. Bence bu hükümette de konuların derinliğini giderek daha iyi anlamaya başladı. Başkanın birçok ülke lideriyle karşılıklı ve telefonda görüşmesinden memnunum. Trump kabinesinin giderek daha ılımlı bir tavır içine gireceğine, daha uyumlu bir yönetim olacağına inanıyorum. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'a göre de Trump'ın attığı başarılı adımlardan biri ABD'nin savunma bütçesini büyük ölçüde artırmak oldu. Mitch McConnell, uzun yıllar sonra ilk kez savunma bütçesinin sosyal harcamalar için feda edilmediğini vurguladı şimdiye kadar hep savunmaya harcanan miktarın aynısının ülke içi sorunlar için harcanması gerektiği savunuluyordu. Bu artık bitti. Bu bütçe savunma harcamalarını arttırırken bunun sosyal harcamalara eşitlenmesi gereğini ortadan kaldırıyor. Diğer bir deyişle bugüne kadar demokratların direttiği gibi savunma harcamaları ilk kez sosyal harcamalarla aynı düzeyde olmak zorunda değil. Donald Trump'ın başkan olarak doldurduğu ilk 100 günü birçoklarına göre başarısız olsa da uzmanlar Trump'ın gün geçtikçe ülkeyi yönetmeye alıştığını ve olgunlaşmaya başladığını savunuyor. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington.